genç nesli kuvvetli bir kavgaya davet etmekle yükümlü hissediyorum kendimi. Vakit son derece dar. 180 ülkeden 15 binin üzerinde bilim insanı dünyaya bir çağrıda bulundular. İnsanlığa daha doğrusu bu böyle devam edemez dediler. Yeryüzünün artık geri döndürülmez biçimde sakatlanmasını önlememiz lazım. Elverişli toprakların yok olması durumu var çeşitli sebeplerle. Savaşlara, göçlere falan dayanabiliriz. Onlardan bir şekilde çıkabiliriz ama hiçbir ülke tarım üretimi yapamazsa ayakta kalamaz. 6. büyük kitle yok oluşu olayının içine girmiş durumdayız diyorlar. Çok geç diyen ve gittikçe yüksek sayıda, gittikçe çok ciddi bilim dünyasının insanlarının söylediği bir şey var. Taze su, içme suyu kaynaklarının %26.1 azalmış 1992'den bu yana 25 yıl içinde. Okyanuslarda biriken özellikle hayvancılık endüstrisinden, tarım endüstrisinden kaynaklanan aklın hayalini durduracağı bir şey ve hiçbir şey yaşamıyor. Ölü bölgelerin son 25 senedeki artışı %75. Thank you.
da kıyameti, felaketi önlemek için bitki temelli beslenme yapılmasında çok fayda var. Hem de hemen, yarın değil, buradan çıkar çıkmaz başlamak gerekiyor. İşte börtü böceğin akıl almaz bir yok oluşuna karşı artık kırılma, devrilme noktasına gelmek üzere dünyaya, hayat. Belki de yani küresel ısınmayı durdurmanın da zaten imkanı olmadığını biliyoruz, ancak yavaşlatabiliriz. Görünmüş en büyük mülteci krizi çıkabileceği söyleniyor. Bu sayının 2050'ye kadar 1 milyara varabileceğini söyleyen şeyler var. Besi hayvanları muazzam miktarda metan salıyorlar, yerleniyorlar, geğiriyorlar biliyorsunuz. Burada gaz, bu metan gazı karbondioksitten 86 kat daha büyük tahrip etkisine sahip. Yani dünyayı yok edici bir şey. Bunun için yapılacak bir tek şey var, sonuna kadar mücadele etmek. Kendimize yalan söyleyip durursak iklim değişikliğiyle savaşmamız imkansız. Bunu çocuklarımız için yapmak zorundayız. Başaramazsak insan ırkı ortadan kalkacak başka canlılarla beraber.